tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Bir tatlı dünya turuna çıkan Iris Çıngı, Cadılar Bayramı konseptiyle Küba'ya kadar uzanıyor. Tatlı tatlı müzik, tatlı tatlı dünya turu. Halk devrimiyle 50 yılı aşkın süredir kendi düzenini oluşturmuş Karayipler'in ortasında bir ada ülkesi. Bir tatlı dünya turunun bugünkü rotası Küba. Deneyimli turizmci Sinan Vardar'la yapılan keyifli sohbete Boğaz'a karşı tadılan plan tatlısı eşlik ediyor. Mesela ilk otobüsli turları ben başlattım Türkiye'de. Yani bir takım ilkleri daha devamında da konuşacağız da mesela Avrupa'dan bilhassa Almanya'dan ilk organize turları biz başlattık. Ortağım Vural Üger'le beraber ve 3-4 daha turizmci. Bugün Radisson Blu Bosphorus'un deneyimli şefi Samet Güney ile yaklaşan Cadılar Bayramı öncesi Küba'nın en ünlü tatlısı Flan de Caramelo'yu konuşacağız. Samet Bey merhaba. Merhaba, otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir Flan de Caramelo? Flan de Caramelo Küba'da Cadılar Bayramı'nda özellikle hazırlanan, herkesin evlerinde çok rahatça hazırlayabileceği bir malzeme içeriğine sahip olan İçerik olarak karam karamele benzeyen ama Küba'ya has mükemmel bir tatlı. Flan de caramelo. Aslında flan puding gibi evet, flan, bir şey demek evet, değil mi? Karışım olarak pudinge çok benzeyen yoğunlaştırılmış kıvamın anlamına gelir. Krem karamelden ayıran en önemli farkı nedir flan de caramelo'nun? Hazırlanış ve pişirilme aşaması olarak tamamen aslında aynı teknikleri kullanıyoruz. En önemli fark, flanımızı karam karamelden farklı kılan en önemli fark, içerisinde yoğunlaştırılmış süt kullanılmasıdır. Bu yoğunlaştırılmış süt de Küba bölgesinde özellikle çok fazla tüketilen... Budur yani. Evet, yoğunlaştırılmış süt. Biz bunu süt karameli olarak da Türkiye'de tüketmeye başladık son zamanlarda. Küba'da çok fazla bulunabilen, herkesin evlerinde bulundurdukları bir içerik olduğu için bu tatlıyı hazırlarken... Bu içerikten faydalanıyorlar. Genelde tatlılarda kullanılan bir süt. Evet, genelde aynı zamanda, tatlılarda değil mi? Kullanılır, kahvelerde kullanılır. Farklı yörelerde sabah kahvaltılarında kullanılır. Mesela flan de caramelo aslında hepimizin yakinen tanıdığı krem evet. Karamele benziyor. Sütlü tatlı grubundan. Başka nasıl yemek ve tatlıları var Küba evet. Mutfağının? Küba bir ada ülkesi bildiğiniz üzere. Dolayısıyla ülkeyi dışarıdan ziyaret eden farklı ülkelerin yemek kültürlerinden çok fazla örneklemeler yapmışlar. Tatlarda da bunlara çok fazla örnek verebiliriz. Flan, Cadılar Bayramı'nda dediğim gibi çok fazla tükettikleri yöresel tatlarından bir tanesidir. Küba denince akla gelen ilk beş tatlının arasında sayabiliriz. Diğer tatlara da bakmamız gerekirse yine bizim damak tadımıza çok uygun olarak bizim yaptığımız sütlaça benzeyen bir rice pudingleri vardır. Aynı içerikten oluşur. Daha fazla koyu kıvamla yaparlar. Pirinçle yapılıyor. Pirinçle yapılıyor, sütle yapılıyor. Yoğunlaştırılmış sütle birlikte yapıyorlar. Aynı zamanda Meksika'ya yakın bir ülke olması dolayısıyla Meksika'nın çok geleneksel bir tatlısı vardır, chiros. Ülkemizde de çok fazla son zamanlarda öyle görme mi? Şansımız oldu. Chiros mu var?
var Küba'da. Evet, Küba'da da kendi yöntemleriyle yaptıkları bir çiros tatlısı da var. Çiros tatlısı tabii var. Tabii çiros tatlısı var. Aynı isimle kullanıyorlar. Şefim, flan de caramelo'yu başka bir bölüme saklayalım. Çiros tatlısını konuşalım. Sizin hiç duymadım. Nasıl bir şey? Evet, çiros tatlısı aslında bizim ülkemizdeki tulumba tatlısına çok benzeyen bir tatlıdır. Aynı pişirme tekniğiyle hamur yapılır. Yani. Hamur tatlısıdır ve şerbetin içerisine daldırılarak tatlı lezzetlendirilen bir tatlıdır. Bizim tatlımızdan farkı da pişirildikten sonra şerbetin içerisine daldırılmaktan ziyade şeker içerisine atıldığında dışı şekerle karamelize bir görüntü sağlanır. Esmer şeker görüntüsüyle tamamen farklı bir tatlı ortaya çıkartıyor. Çiroz tatlısı. Çok şaşırdım. Bir başka programda bir da. Bir başka programda konuşalım bunu. Onursal Başkanı Sayın Sinan Bardar, bugün Bir Tatlı Dünya Turu Küba bölümü konuğum. Sinan Bey, sizi Bir Tatlı Dünya Turu'nda ağırlayabildiğimiz için çok mutluyum. Jolly Tour olarak Bir Tatlı Dünya Turu'nun hayata geçmesinde ve seyahati daha çok kitlelere tanıtmak için attığınız adımlara bir çabada bize destek olarak bu programı hayata geçirmemize yardımcı olarak vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün Radisson Blu'da Karayipler'deki bir ada ülkesi olan Küba'yı konuşacağız. Profesyonel bir futbolcu olmak yolunda iken birdenbire en büyük tur operatörü olmanın temellerini atma fikri, otobüslerle Türkiye'de turlar başlatma fikri, futbolcu olmak yolundayken turizmci olma fikri nasıl gelişti? Ben onu çok merak ediyorum. Yani futbolla turizmi nasıl eşleştirdiniz? Hayatta her şey tesadüflerle dolu. Artı inanmak lazım. Ben seyahat etmeyi tabii futbolculuğunda da ben profesyonel futbol oynadım 18 sene. Hep seyahat ettik. Oradan kalan da bir şey. Çok gezmeyi seviyorum. Önce ülkemizi tanımak çok mühim. Sonra da yurt dışı tabii. Sonra bir memurluk şeyim de var. Yani hem futbol oynarken bir de memur olduk. Yani işte okul bitirenlere memuriyeti almışlardı. Sonra da tesadüflerle derken bir Turan abim vardı benim Selimiye'de. Onunla tanıştık. O emlak işleri yapıyordu. Dedi, ya bir gün o, hani Allah razı olsun yani kendisinden. Dedi ki ya Sinan dedi, gel dedi bir tur yapalım. Nasıl tur yapalım dedim. Ya Şile'ye dedi bir otobüs koyalım buraya. Şeye. Kaç yaşındasınız o zaman? Ama yaşlar soru, hani bana sen söz verdin, yaşları sormayacaktık. Hayır, yani özellikle delikanlılıkta futbol, ileri yaşlarda da bir tutku. Evet. Yani o kadar önemli bir tutkuyu bir yana ama koyup orada seyahat şu var. Sektörüne geçiş yapmak tamam. Gerçekten çok cesur bir karar. Tabii artık ben iki oğlum var, Mete, Mert. Onlara fiilen devrettim şirketi. Devir derken yine her zaman beraberiz, ortağız ama onlar götürüyor bir 15 senedir. Çünkü ben Öger'den ayrıldım 15 sene evvel. Jolly Tour'u ben aldım. Ortaklığımız hatta Atlas Hava Yolları da bizimdi. Hatırlıyorum. Biz sattık şeylere, diğer bir gruba. Yani böyle işte yani turizm sektörüne girişim, şirketin büyümesi filan filan. Vallahi turizm sektörüne inanılmaz bir temel attınız. Sağ ve olun. Bugün de çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. Kişisel olarak siz seyahat etmeyi çok sever misiniz? Tabii bilhassa eşimle yani hemen hemen Avrupa'nın tamamını gezdik diyebilirim. Kaç ülke gezdiniz? Aklınızda böyle bir sayı var mı? Tamamına yakındır yani Avrupa'da görmediğimiz yer yoktur. Amerika'yı da çok gittik. Uzak Doğu'ya çok gittik. Mesela Bali'yi çok severim. Gittiğimiz yerlerde hakikaten çok hoş. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani bizim bir sloganımız var iki senedir. Doktorlara diyoruz ki turizmi reçeteye yaz diyoruz. Hakikaten bütün sene yorulan bir insan bir hafta bir tatil yaptığı zaman döndüğü zaman inanın bütün değerleri daha iyi çıkıyor. Kolesterolü düşmüş çıkıyor. Bunları tespit ediyoruz. İnsanlar söylüyor. Morali düzeliyor. Onun için turizm hakikaten bir şey ilaç yani, gibi. Reçeteye
Tatil yaz. Tatil yaz. Rolitur diyor ki reçeteye tatil yaz. Çok güzel. Peki Avrupa'da hemen hemen her ülkeye gittiniz. Dünyanın birçok ülkesini gezdiniz. Biz bugün aslında sizden Küba'yı dinlemek istiyoruz. Evet. Çünkü Türkiye turizmini de Küba'yla tanıştıran önemli bir firmasınız. Kesinlikle aynı zamanda. Yani. Evet, başlangıç. Yani bugün eğer Türkiye'de Küba'ya seyahate ilgi duyuluyorsa, Küba'ya gitmek isteniyorsa, bugün gidemesem bile bir gün giderim hayali kurduruyorsanız bu sizin başarınızdır. Bana ya biraz... Yalnız bizim değil tabii ama ilk başlangıç noktasında biz varız. Yani şöyle gireyim. Bizim Hüseyin Baraner diye bir arkadaş bizim basın işlerimizi yapardı. O sene de biz 1,5 milyon Alman getirdik ülkeye, yani inanılmaz rakamlar. 17 tane de otelimiz var, işletiyoruz. Hiç borcumuz yok. O kadar moraller. İlle Hüseyin Küba'ya gidelim. Zannedersem, unutmadıysam Ali Rıza ve Kütahya Seramik'in sahibi Ali Rıza ve Ali Büyükhanlı, Vural Öger, Ünal Öger, Hüseyin Baraner. Biz Küba'ya gittik. Fakat o zaman uçaklar 16 saatte gidiyor. Azor Adaları'na iniyor. Benzin alıyoruz. 100 saat öyle gidiyoruz Havana'ya. Yani, 16 saat. Almanya'dan. İstanbul hareketli. İstanbul değil. Yani nereye? Almanya'dan. Almanya'dan. Hamburg, galiba Köln'den mi kalktı uçak? Galiba Köln'dü. Bir aktarmayla gidiyorsunuz. Tabii Azor Adaları'na iniyor. Benzin alıyor. Tekrar devam ediyor. 16 saatte Küba'ya indik. Yorgun, argın. Orada herkese tavsiye edeyim. Nasyonel otel var. Evet. Bu otelde devrimin yapıldığı otel. Yani balo var orada, Amerikalılar. Orada çok sevilen Che Guevara. Oraya arkadaşlarıyla giriyor ve devrim orada başlıyor. O otelde kalıyoruz ama hakikaten yine birçok filmde bugün konu olan otel. Avagadner, Josh Peck'in oynadığı, evet. Havana. O filmde de orada çekilmiş film. Önemli bölümleri. Müthiş yani, çok okyanusa karşı harika palmiyelerle dolu bir bahçe. Orada en güzeli de tabii. Şimdi geldik tabii. Sonra bizi 2 gün sonra Fidel Castro yemeğe davet etti. Çünkü Almanya'da önemli bir tur operatörü. Vural Bey sordu, dedi buraya geçen sene kaç Alman geldi dedi. 6000 Alman geldi dedi. Ve gurur duyuyorlar. Ben seneye dedi burada 100.000'in üstüne Alman getireceğim. İnanamıyorlar. Çünkü Türkler gitmiş, boya fabrikası açacağım bilmem ne. Çoğu boş çıkmış. Bir bakıştılar filan. Hakikaten Almanya'ya döndük. Bütün... Ve Fidel Castro ile toplantı yaptınız. Tabii orada. Tabii. O, ve en son hakikaten Vural Bey Almanya'dan 145 bin kişi götürdük o sene. Sinan Bey, tatlı sever misiniz? Tatlı sevilmez mi? Seversiniz. Severim. Peki Küba tatlısı deyince neyi seversiniz? Şimdi önümüzde olan tatlı çok güzel. Ben yani orada da yedik hakikaten bu tatlıyı biz. Flan de caramelo. Flan de caramelo. Burada da ne diyorlar bizim şeyde? Krem karamel gibi. Krem karamel değil mi? Ama aslında Kübalılar krem karamel denilmesini istemiyorlarmış. Öyle mi? Evet. Flan de caramelo. Tadalım mı? Tadalım bakalım. Hadi. Buyurun. Kaç not verirsiniz acaba? Aslında... Küba mutfağıyla da çok zengin bir yer. Bir kere tropik iklime sahip ve meyveleri oldukça zengin. Tabii tropik meyveler var. Biz orada yalnız ilk gittiğimizde biraz zorlandık tabii. Çok değişik yemekler. Ve deniz mahsullerini tercih ettik. Zaten orada da hakikaten yani ıstakozlar falan ve bedava o zaman. Yani hep deniz mahsullerini yemeye gayret ettik. Çünkü diğer yemekler biraz bize... Damak tadımıza hitap etmeyen yemekler. Şimdi Küba bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde de çok değerli bir yer aynı zamanda. Küba'ya gitmek kolay mı? Yani artık çok kolay. İstanbul'dan aktarmasız Küba'ya gitmek mümkün mü? Siz, çok Sinan kolay. Bey, İki senedir milli hava yolumuz Havana'ya direkt uçuyor. Havana'ya uçuyor. Ve kaç saatte uçuyor buradan? İstanbul Havana yaklaşık... Valla biz Almanya'dan 9 saatte uçuyoruz. Biz gittik ne kadar? Herhalde 11 saat falan. 11 9, saat. Evet. Yani olabilir. Hiç aktarma yapmadan direkt Havana'ya uçuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz de iyi ki böyle programla turizmi tanıtıyorsunuz. Dünya mutfağını tanıtıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim.